Tekrar merhaba arkadaşlar. Balkan Savaşı'nı göreceğimizi söylemiştik bir önceki videomuzu bitirirken. Şimdi geldik Balkan Savaşları'na. Bakın savaşları diyorum, çoğu kullandım. Çünkü iki tane Balkan Savaşı olacak. Birinci ve ikinci Balkan Savaşı. Birinci Balkan Savaşı öncesinde Trablusgarp'ı kaybettiğimizi söylemiştik. Ve kaybederken burada İtalya'ya yardım eden devletin Rusya olduğunu söylemiştik. Ve Rusya şimdi Balkan milletleri panslavizm akımıyla kışkırtıp Osmanlı'ya saldıracak. Ve şunu söyleyecek. Osmanlı zaten yıkılıyor kardeşim. Osmanlı zaten parça parça oluyor. Size gidin ne alırsanız kârdır mantığıyla Osmanlı'ya saldırın diyecek. Ve burada Yunanları, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Osmanlı devletine karşı saldıracak. Üst tarafta kalan Rusya ise bunu uzaktan keyifle izleyecek, çayını kahvesini içerken Osmanlı'nın buradan parçalanmasını izleyecek arkadaşlar. Ve Osmanlı devleti buradan parçalanırken de otomatikman kendisi de sıcak denizlere inmek için uygun ortamı bulacak. Ve Rusya'nın kışkırtmasıyla başlıyor. O zaman sebebi şunu söyleyelim. Çarlık Rusya'nın Balkan devletlerini Panslavizm akımıyla kışkırtması. Tabi bu savaşı, bunları cesaretlendiren bir diğer şey de Osmanlı'nın Trablusgarp'ta savaşı olması zaten, değil mi? Yani Trablusgarp savaşının da olması aslında bu savaşın bir sebebidir. Bu savaşı diğerleri karşısında böyle Osmanlı'ya karşı cesaretlendiren bir olaydır. Ve bu dört devlet Osmanlı'ya karşı saldıracak. İlk saldırıyı da küçük enişte yapıyor. Hangisi küçük enişte işlerinden? Elbette Karadağ. Ve Karadağ'ın saldırısıyla savaş başlıyor arkadaşlar. Karadağ'ın saldırısıyla savaş başlıyor. Şimdi burada birkaç şey göreceğiz. Bu savaş sırasında Osmanlı'nın padişahı kim? Osmanlı sadrazamı kim? Osmanlı harbiye nazırı kim? Bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunların da başlarına bazı kötü olaylar gelecek. Bu dönemde, bu savaş sırasında Osmanlı devletinin padişahı arkadaşlar Trablusgarp savaşlarında da olduğu gibi 5. Mehmet Reşat'tır. Dönem sadrazamımız ise arkadaşlar sadrazam Kamil Paşa'dır. Kamil Paşa. Dönem Harbiye Nazırı, yani Genelkurmay Başkanımız ise Harbiye Nazırı Nazım Paşa'dır. Nazım Paşa'dır. Şimdi saldırı haberi geliyor, Karadağ'ın ilk saldırısı. Ve Karadağ ilk saldırdığı haberi gelince de hemen padişah 5. Mehmet Reşat bölgeye askeri birlik sevki için Sadrazam Kamil Paşa'ya emir verir. Sadrazam Kamil Paşa da arkadaşlar aşağıda bulunan Harbiye Nazırı Nazım Paşa'ya hemen bölgeye asker gönderdi. Ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa orduya geliyor. Bakın burayı iyi dinleyin lütfen. Nazım Paşa Osmanlı ordusuna geliyor ve Osmanlı ordusuna haydi beyler gazanız mübarek olsun savaşa giriyorsunuz der. Ancak enteresan bir şey oluyor. Askerlerin yarısı savaşa gitmiyor arkadaşlar. Neden gitmiyor? Çünkü ordu siyasete karışmış. Ordu ikiye ayrılmış arkadaşlar. Yarısı kendisine mektepli ordu diyor. Yarısı ise kendisine alaylı ordu diyor. Bak çok enteresan. Ulan savaş var. Savaşta siyasi olay mı olur? Değil mi? Vatan giriyor elde ya. Vatan millet Sakarya deyip dalman lazım senin burada. Ama mektepli ordu İttihat ve Terakki Partisi yandaşlarıdır. Bunlar ittihatçılardır. Bunlar ise geleneksel Osmanlı ordusudur. Bunlar gelenekçidirler. Savaşa alaylı ordu gidiyor. Bak burayı dinleyin. Alaylı ordu savaşa gidiyor. Yani bunlar alayına gider. Bunlar alayına gider. Ne yapıyor? Savaş meydanına gidip savaşacaklar. Mektepli ordu ise enteresan bir hamle yapıyor arkadaşlar. Mektepli orduya bağlı savaş meydanında olan tam 60 bin asker terhis ediliyor. Ya böyle bir şey mi olur? Niye yapıyorsunuz diye sordukları zaman ise orduyu gençleştireceğiz. Bu orduyu yaşlı ya savaştan sonra yapın, hayır diyorlar ve savaş meydanındaki tam 60 bin tane Osmanlı ordu, bazı kaynaklar daha az söyleyebiliyor ama ortalama işte bu civarda bir sayı çıkıyor, askerleri terhis ediyor. Yani düşünsene, mevcut askerimizi kalmasına müsaade edin, bari ona da müsaade etmezler ve savaş meydanında Osmanlı askerleri oldukça savunmasız kalır. Demek ki bunlar savaşa gitmiyorlar, gitmedikleri gibi bölgedeki askerleri de terhis etti bunlar arkadaşlar. Bölgedeki askerler terhis edildi. Haydi tamam, bunu da anladım. Başka ne yaptılar biliyor musunuz? Savaşa giden alaylı ordunun bazı komutanları da yakalayıp hapse atıyorlar. Niye bunu yaptılarını biraz anlayacaksınız zaten arkadaşlar.
Bazı komutanları hapse attı bunlar. Bazı komutanlar hapse atıldı. Şimdi savaş meydanına gelelim arkadaşlar. İstanbul'da büyük bir kaos var. Padişah bu askerlere yalnız kaldı. Padişahı seven askerleri hepsi savaş meydanında. Ve savaş meydanında mücadele devam ediyor. Tamam mı? Niye bunların böyle yaptığını şimdi anlayacaksınız. Bu arada Osmanlı Devleti'nin sınırlarına bakın. Burada bir Osmanlı toprağı var. Osmanlı'ya bağlı en uç toprak olan Arnavutluk arkadaşlar. Arnavutluk tam bu savaş sırasında Osmanlı'ya bağlı ama bakın uzakta kalmış. Kara bağlantımız yok merkeze bağlı olarak. Bu sırada Sırplar bakıyor ki Arnavutluk boşta, biz Arnavutluğa saldıralım diyorlar. Ve Sırplar Arnavutluğa doğru ilerlemeye başlar. Ve Arnavutluk'tan bir telgraf gelir. Yardım edin. Yoksa elden gidiyor burası da. Hemen Padişah Mehmet Reşat Sadrazam Kamil Paşa'ya bölgeye asker gönderin diyor. O da Harbiye Nazırı Nazım Paşa'ya gidip asker gönderin diyor. Ama Nazım Paşa dönüp bakıyor ki asker yok. Olanlar savaş meydanında, diğerleri terhis edilmiş. Bunlar da savaşa gitmiyor. Bazıları hapiste. Ve Arnavutluğa yardım gitmez. Arnavutluk'ta bir isyan çıkar arkadaşlar. Ve Arnavutluk Sırp tehlikesine karşı bağımsızlığını ilan eder. Demek ki şöyle diyeceğiz. Savaş devam ederken Arnavutluk bağımsız oluyor. Osmanlı Devleti'ne bağlı olan azınlıklar içerisinde Arnavutluk'ta gittikten sonra Balkanlar'da Osmanlı'ya bağlı hiçbir azınlık kalmadı arkadaşlar. Bu elden çıkan son azınlıktır. Elden çıkan son, tabii Balkan için söylüyorum. Son azınlıktır. Bu azınlık da elden çıkmadan önce Osmanlı Devleti Balkan milletlerini elinde tutmak için bir politika yürütmüştü değil mi? Osmanlıcık akımıydı. Artık Osmanlıcık akımı da bitti. Çünkü Osmanlıcık akımı uygulayacak bir millet kalmadı. O yüzden burası da önemlidir. Osmanlıcılık akımı bitiyor. Peki buradan da elden yola çıkacak olursak Arnavutluk'ta gittikten sonra elimizde herhangi bir Hristiyan millet kalmadığına göre yeni politikamız ne olacak? Türkçülük oluyor arkadaşlar. Türkçülük politikası başlıyor. Peki sonrasında ne oldu? Arnavut'un elden çıktığı haberi Merkez İstanbul'a geldi. Ve Merkez İstanbul'a geldiği zaman bu haber, tabii ki kim var İstanbul'da? İstanbul'da sadece mektepli ordu var. Ve mektepli ordu Arnavutluğun elden çıkması üzerine harekete geçti. Ve mektepli ordu ilerledi. İstanbul'da Sirkeci'den Gülhane Parkı'na doğru çıkarken, tramvay yolunun kenarından çıkarsın böyle sağlı sollu ufak dükkanlar vardır. İşte halıcılar, kilimciler falan filan vardır. Oradan giderken sağ tarafta tam böyle kavşakta beyaz büyük bir kapı vardır. O kapıdan içeri girerseniz yemyeşil bir bahçesi karşılar ve bahçeden böyle bir 200 metre ilerledikten sonra sağ tarafta 3 katlı böyle yarı ahşap yarı böyle nasıl söyleyeyim kerpiç gibi bir yapıdan çok güzel bir ev vardır. O ev Osmanlı Devleti'nin o dönemde sadrazamın, işte Harbiye Nazırı'nın olmuş olduğu ülke yönetim binasıydı. Oraya Bab-ı Ali derdik arkadaşlar. Yani o sırada tabii padişah sarayında da bu ikisi orada bulunuyordu arkadaşlar. Nerede? Bab-ı Ali'de. İşte bir ayaklanma çıktı. Ülke elden gidiyor diye bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmayı işte bunlar çıkarmıştı. Tam zamanıydı. Ülke bir kaosa sürüklenmişti. Artık iktidarı yani hükümeti ele geçirme zamanıydı. Ve bunlar ayaklandılar. Halkla beraber din elden gidiyor diye bağırmaya başladılar. Yine dini ortaya koydular. Biri de sormuyor. Ulan din nereye gidiyor? Tamam, din nereye gidebilir ki? Din senin içinde olan bir şey değil mi arkadaşım? Bu kadar güzel bir olguya sahipken her zaman dini kullanmak artık yeter diyeceğiz ama o zaman da kullanıldı arkadaşlar ve kalabalık bir şekilde Bab-ı Ali'ye doğru gittiler. En önde Yakup Cemil vardı. Ve Yakup Cemil giderken o sırada Bab-ı Ali'nin kapısı açıldı. Harbiye Nazırı Nazım Paşa dışarı çıktı. Kalabalığı gördü. Yakup Cemil'den öndeydi. Yakup Cemil'den nefret ettiği bilinir Nazım Paşa'nın. Ve Yakup Cemil'i görünce kendisi Yakup Cemil'e doğru, ne bağırıyor bu düt diye oradan bir argo kelime kullanır. Yakup Cemil'e sen bana mı düt dedin diyor ve tabancasını çıkartıyor. Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı küt alnının çatısından vurup öldürüyor arkadaşlar. Ve daha sonra Kamil Paşa Harbiye Nazırı'nın öldüğünü görünce ne yapacağını şaşırır. Ve Kamil Paşa'dan da zorla istifası alınır. Ve bu olay Bab-ı Ali baskını olarak bilinir. Sadrazam indirildi.
Harbiye Nazırı öldürüldü ve Sadrazam da Harbiye Nazırı da artık mekteplilerin tarafında olan iddiaçılara geçti arkadaşlar. Buna Bab-ı Ali baskın diyeceğiz. Ve bu olay yaşanırken zaten savaş meydanında da pejürde bir hale gelen Osmanlı ordusu artık dağılmıştı. Ve Osmanlı Devleti yeni gelen hükümetin bu devletlerle yapmış olduğu Londra Anlaşması'yla savaşı kaybeder. Biz bu savaşı Bulgarlara karşı kaybetmedik. Biz bu savaşı Yunanlara, Sırplara, Karadağ'a karşı kaybetmedik. Biz bu savaşı kendi içimize kaybettik arkadaşlar. Biz bu savaşı ordu içerisindeki bu siyasi çekişmelerden dolayı kaybettik. Hani bazen diyorlar ya, işte Mustafa Kemal şunu niye kaldırdı, bunu niye kaldırdı falan. İşte halifeliği kaldırdı. Halifeliği kaldırdığı gün Erkan-ı Harbiye'yi kaldırdı. Bakın Erkan-ı Harbiye neymiş görüyor musunuz? Erkan-ı Harbiye'de nasıl orduyla siyaset iç içe görüyor musunuz? Ve nasıl orduyla siyaset iç içe ise her an böyle bir hükümete karşı darbe yapılabileceğini görüyorsunuz. Bu rejime karşı değil, hükümete karşı yapılan bir darbeydi. Şimdi sağ taraftan devam edeceğim arkadaşlar. Arnavutluğun bağımsız olması üzerine Bab-ı Ali baskını yaşandı. Bab-ı Ali baskını yaşanıyor. Şimdi Bab-ı Ali baskını ile ilgili neler hatırlayacağız bakalım. Bu hükümet darbesidir. Hükümet darbesi. Yani padişaha karşı değil, rejime karşı değil, hükümete karşı. Hükümette bulunan sadrazam, yani başbakana karşı bir darbeydi. Burada yeni bir sadrazamımız oldu ve yeni bir harbiye nazırımız oldu. Yeni harbiye nazırımız oldu. Yeni sadrazamımız, daha öncesinde aslında ismini bir kez duyduk. Nerede duyduk? 31 Mart vakasını bastıran hareket ordusunun komutanıydı. Kimdi? Mahmut Şevket Paşa'ydı arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa. Ve yeni harbiye nazırımız ise Enver Paşa oldu. Enver Paşa oldu. Yeni gelen hükümet de hemen yapmış olduğu anlaşmayla savaşı kaybetti. Yeni gelen hükümetin yaptığı anlaşma da Londra Anlaşması arkadaşlar. Londra Anlaşması. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Savaşı yapan ülkeler biz. Bulgar, Yunan, Sırp, Karadağ. Kışkırtılan ülkede Rusya. Tamam mı? 6 ülke adı geçiyor. Ama anlaşma Londra'da yapılıyor. Demek ki anlaşmanın garantör ülkesi kimdir? Anlaşmanın ara bulucu ülkesi kimdir? Londra'da yapıldığına göre İngiltere'dir. Şimdi sen buradaki bir ÖBT öğrencisi değilsen şayet GKG'ye çalışıyorsan bu savaşta kaybedilen yerleri şöyle bileceğiz. Bizim için rezil bir anlaşma geliyor şimdi. Bizim için nasıl söyleyeyim, böyle aşağılık bir anlaşma geliyor. Bizim için kendi insanımızın, kendi askerimiz tarafından bir darbe aldığımız bir anlaşma geliyor. Bizim için ne kadar kötüyse düşmanlar için o kadar iyi bir anlaşmadır. Düşman için bal badem bir anlaşmadır. Nasıl bir anlaşma? Bal badem. Düşmanlar için bal badem olan bu anlaşmada bakın biz nereleri kaybettik. Biz bu anlaşmada Batı Trakya'yı kaybettik. Batı Trakya. Arnavutluğu kaybettik. Biz Doğu Trakya'yı kaybettik. Biz Ege adalarını kaybettik. Ege adaları. Ve biz Makedonya'yı kaybettik. Makedonya'yı kaybettik. Biz adaları burada kaybettik arkadaş. Yani biz Lozan'da falan kaybetmedik adaları. Zaten Lozan 100 yıllık bir anlaşma da değildir, onu da söyleyeyim baştan. Yani 2023'e giriyoruz şimdi. 2023'te belki bu videoyu sizden 2023'te izliyorsun. Belki 2024'te izliyorsun. Ama Lozan bitmedi, bitmeyecek öyle bir olay da yok. Onu da burada belirteyim. Şimdi bakın haritamıza geri gelelim. Osmanlı Devleti'nin topraklarını görüyorsunuz. Burada Baltık Denizi'ne kadar. Burası İtalya. Yani Osmanlı o zaman İtalya'ya komşuydu. Arnavutluk elden çıktı. Ve Bulgarların sınırı, bakın burayı iyi bakın. Bulgarların sınırı arkadaşlar. Geldi şuraya kadar ilerledi. Yani Bulgaristan'ın artık hem Karadeniz'e sınırı var hem de Ege'ye sınırı var gördüğünüz gibi. Yani Bulgaristan sınırlarını iki denize kadar büyüttü ve büyük Bulgar Krallığı'nı kurdu. Arnavutluk burada oldu. Karadağ şöyle şu şekilde büyüdü. Biraz Sırplar da büyüdü. Sırplar şöyle aşağıya kadar geldi ve bu bölgede Yunanistan'a bağlandı. Osmanlı Devleti ise sınırlarını şuraya, yani böyle Midye Enes hattına kadar şu kadar azaldı Osmanlı sınırları. Yani Osmanlı Devleti buradaki hem Doğu Trakya'yı, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'ni, hem Batı Trakya'yı, Selanik, Mustafa Kemal'in doğduğu yeri, değil mi? İskeçe, Dimetoka, Gümülcine,
ne varsa hepsini kaybetti ve Osmanlı Devleti Makedonya bölgesine elden çıktı. Gördüğünüz gibi artık Balkanlarda toprağımız bile neredeyse kalmadı. Bir tek İstanbul kaldı işte. Çatalca'ya kadar sınırımız gerilemiş oldu. Ve ben bu kadar yer kaybettim. Kime karşı kaybettim? Kendime karşı kaybettim. Kendi askerlerim arasındaki çekişmeye karşı kaybettim. Ve bu da neyi gösteriyor bize? Artık Osmanlıcılık akımı bitmiş. Bizim kendi içimizdeki milliyetçiliğimiz bitmiş. Ama ne kazandı burada? Panslavizm kazandı arkadaşlar, değil mi? Panslavizm akımı gerçekten de faydalı oldu. Onlar için söylüyorum, faydalı oldu. Siz de buradan bir istirham olacak arkadaşlar. Bir kişinin hayatına bir böyle otobüste gidiyorsanız eğer bir bakın. Bir mola verin burada bir bakın. Şükrü Paşa kimdir diye bakın. Bakın Şükrü Paşa kimdir diye bakın. Edirne ile bağlantılı olan bir Şükrü Paşa'mız var. Bir onun hayatını okuyun. Benim neden burada bu kadar sinirlendiğimi çok iyi anlayacaksınız. Şükrü Paşa'nın burada Doğu Trakya'yı, Edirne'yi vermemek için nasıl direndiğini göreceksiniz. Ve Şükrü Paşa'dan Edirne'yi almak istiyorsanız Selimiye'yi yıkın diye Bulgarlara akıl veren bir Türk göreceksiniz burada. Ve Selimiye Camisi'ne bir top mermisi isabet edince de Şükrü Paşa koşarak Bulgarlara tamam teslim olayım yapmayın dediğini göreceksiniz. İşte böyle bir adam da vardı ülkemizde Şükrü Paşa. Kaç kişi biliyor Şükrü Paşa'yı ha? Kaç kişi biliyor? Erzurumlu Şükrü Paşa'yı kaç kişi biliyor? İkinci Abdülhamit'in eğer benim söylediğim bir sözün yalan olduğunu düşünüyorsanız Şükrü Paşa'ya danışın dediğini kim biliyor? Türk tarihinin en büyük matematiklerinden olan kişilerin hocasının aslında Şükrü Paşa olduğunu kaç kişi biliyor? Şükrü Paşa'ya bakın sizden ricam. Olur mu? Şükrü Paşa yazın. Edirne'de anıtı vardır. Edirneliler de bilir anıtın olduğu yeri. Yıllardır da restore edilip bir türlü açılmadı. Onu bilin. Şimdi ben 1. Balkan Savaşı'nda bademi kaybettim gördüğünüz gibi. Benim bu kaybettiğim toprakları kimler paylaşıyorlar? Karadağ, Sırp, Bulgar, Yunanistan paylaşıyor. Bu arada üstelik bir Romanya var. Romanya savaşı uzaktan izliyor bu arada. Romanya uzaktan izliyor. Karışmıyor bir şeye. Paylaşım sırasında toprakların büyük bölümünü Bulgarlar aldı. Ve Bulgarların sınırları hem Karadeniz'de hem de Ege'de var artık. O yüzden Bulgarların çok toprak almasını ve sınırlarını bu kadar büyütmesi diğer devletlerin zoruna gider. Ve diğer devletler Bulgarlardan, bu topraklardan pay ister. Ama Bulgarlar bunlara pay vermeyince ve bu sefer devletlerin yeni saldıracağı istikamet belliydi. Bu sefer Bulgaristan'a saldıracaklar. Şimdi tahtamı sileceğim ve hemen 2. Balkan Savaşı'nı göreceğiz. 1. Balkan'ı kaybettim gördüğünüz gibi. Bademi unutmuyorsun. Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege adaları, Makedonya. Kaybettiğim yerler. İnen Sadrazam Kamil, gelen Mahmut Şevket, inen Harbiye Nazırı Nazım, gelen Enver Paşa. Bunları unutmuyorsun. Baba Ali Baskın'ın rejimle alakası olmadığını biliyorsun. Arnavutluk elden çıkmasını bahane edip bu olay yaşandı. Hükümet darbesidir. Rejime karşı değildir. Şimdi 2. Balkan Savaşı başlar. Ve 2. Balkan Savaşı'nda bu sefer birbirlerine karşı savaşacaklar. Ve sen niye çok toprak aldın, ben niye az toprak aldım diye bir mücadele göreceğiz arkadaşlar. Şu tarihleri de hemen düzeltelim. Bu sefer de 1913-1914 arasında olacak. Bunun sebebine bakalım şimdi. Sebep Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı'nda fazla toprak kazanması arkadaşlar. Bu sefer de Bulgaristan yalnız başına kalacak. Ve bu sefer de o panslavizm akımının başarısı olduğunu göreceğiz değil mi? Bu sefer birbirine karşı düşmüşler. Bu sefer Bulgaristan tek başına kalıyor arkadaşım. Bulgaristan tek başına kaldı. Babuş tek başına çırpınacak burada şimdi. Diğer tarafta kimler var? Yine Yunanlar var, yine Sırplar var, yine Karadağlılar var. Bu sefer ek bir devlet daha geldi, Romanya. Sinsi. Kenarda bekliyor, yılan gibi bekliyor, tıs yapacak bunları. Niye Romanya katılıyor? Çünkü Romanya Bulgar'ın savaşı kaybedildiğini biliyor. Ben de Allah ne verse alayım diyor. Mevzuya dalıyor buradan. Bu sefer de panslavizm akımının çürüdüğünü görürüz ve dört devlet Bulgaristan'a karşı savaşıyor. 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp 2. Balkan Savaşı'nda olan ülke Romanya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Savaşta bu 5 devlet var. Peki 1. Balkan Savaşı'nda olup da 2'de olmayan kim? Osmanlı. Osmanlı yok gördüğünüz gibi. Bu devletler kendi işlerine savaşıyor. Osmanlı'yı birazdan göreceğiz. Bunların yapmış olduğu savaşta arkadaşlar Bulgaristan savaşı kaybeder. Bulgaristan kaybediyor ve bunlar bakın bu 5 ülke kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı
imzalıyorlar. Bülent anlaşması imzalanıyor. İşte buraya dikkat edin. Tam bu anlaşma imzalanıyor ve Bulgaristan özellikle Doğu Trakya bölgesini Yunanistan'a vermeyi kabul ediyor ve bölgeleri paylaşıyor. Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda aldığı çoğu yeri paylaşıyor. Tam paylaşım sırasında, tamam bakın, topraklar yeniden paylaşılıyor. Paylaşım sırasında üç Osmanlı komutanı devreye giriyor. Ve madem paylaşıyorlar, bunlar iki tane savaştan çıktı, üçüncü savaşı da artık böyle yemez diye düşünüyorlar ve Doğu Trakya bölgesini geriye alıyorlar arkadaşlar. Burada üç tane Osmanlı komutanı önemli. Paylaşım sırasında üç komutanımız Doğu Trakya, yani Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'ni geri alıyor. Doğu Trakya'yı geri alıyor. Kimler bu komutanlarımız? Elbette Mustafa Kemal'imiz var burada. Enver Paşa da var burada. Ve Rauf Orbay var burada. Artık bakın isimler daha bilindik hale geldi. Mustafa Kemal burada Gelibolu'nun hemen karşı bölgesinde olan, yani Gelibolu tarafında, ama böyle bir yol ayırıyor orayı. Bizim kamp yaptığımız yerler buraları, oradan biliyorum. Bolayır'da savaştı ve Mustafa Kemal'e Bolayır Kahramanı adı verildi. Enver Paşa, Enver Paşa. Şükrü Paşa'yı okuduysanız eğer, şimdi daha mantıklı gelecek size. Yazarken bile bazen elim gitmiyor. Kendisini Edirne Fatih diyecekler. Edirne Fatih. Rauf Orbay da bu alım sırasında bir kruvazörle, bir savaş gemisiyle boğazı sürekli geçerek düşman gemilerinin buraya girmesine müsaade etmemeye çalışacak. O geminin adı Hamidiye'dir. Kendisine de Hamidiye Kahramanı lakabı, unvanı veriliyor. Ve bu üç tane komutanımız ne yaptı? Bizim 1. Balkan'da kaybettiğimiz Badem'in D'sini geri aldı. O zaman burayı dinliyorsun. Gerekirse buraya başlar tekrar dinle. Benim 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiğim yerler Badem. Bak, Badem'i kaybettim. Tamam, 1. Balkan Savaşı. Eğer 2. Balkan Savaşı ya da Balkan Savaşları, bak çoğul kullanıyorsa, Balkan Savaşları diyorsa, yani 2. Balkan'ın sonuçlarını söylüyorsa, o zaman D'yi kapatıyorsun, Baem. 1. Balkan'da kaybettiğim yer Badem, 2. de D harfini Doğu Trakya'ya geri aldığım için genel itibariyle sonuçlara bakacak olursak kaybettiğim yerler bu sefer ne oluyor? Baem oluyor. Doğu Trakya ise ben geri çekmiş aldım içerisinde. Evet, 3 tane askerimiz geldi ve 2. Balkan Savaşı Bükreş Anlaşması'yla bitti. Bu anlaşmada biz yoktuk, kendi aralarında yaptılar. Paylaşım sırasında 3 komutanımız devreye girdi ve Doğu Trakya'yı geri aldık. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. Balkan Savaşları, bak ikisinin sonucu, Balkan Savaşları sonuçları. Ya ben 1. Balkan, 2. Balkan diye söylemiyorum. Genel sonuçlar. Bir kere sınırlarımız daraldı. Sınırlarımız daraldı. Nüfusumuz azaldı arkadaşlar. Nüfusumuz azaldı. Benim bu Batı Trakya'da yaşayan Türklerim vardı. Arnavut'ta yaşayan Türklerim vardı. Ege'de, Makedonya'da yaşayan Türklerim vardı. O Türklerin bir kısmı geri geldi. Bakın, gelenler Müslümanlar. Şimdi Müslümanlar oradan çıkıp Anadolu'ya geliyor. O zaman Anadolu'daki nüfusun oranı artıyor. Nasıl artıyor? Müslüman yoğunluk artıyor. Anadolu'nun Müslüman nüfus oranı arttı. Müslüman nüfus oranı artıyor. Çünkü kaybettiğim yerlerde, atıyorum burada ben 100 kişiyi kaybettim, sallıyorum. 100 kişinin 50'si Müslüman, 50'si Hristiyan'dı. O 50 Müslüman'ın da 40'ı geldi Anadolu'ya. Ne oldu? Müslüman yoğunluğum arttı. Gayrimüslim yoğunluğum ise azalmış oldu. Otomatikman buna bağlı olarak ne olur? Vergi miktarımız azalır. Miktarımız azalır. Çünkü kaybettiğim yerden vergi alamayacaksın artık. Bunlar hep buna bağlı olan şeyler. Asıl bizi ilgilendiren kısım ise şu arkadaşlar. Gelemeyen Türkler. Onlar ne oldu? Orada azınlık durumunda kaldı. Birkaç yıl önce Naim diye bir film yapıldı. Belki izlemişsinizdir. İzlemeyen varsa tavsiye ederim. Güzel bir filmdir. Aslında çağdaş Türk tarihinde bizi ilgilendiren bir konudur. İzlemenizi tavsiye ederim.
Onun Naim filminde Bulgaristan'da yaşayan Türkleri anlatıyordu. Bulgar zulmü altında Bulgarların bunların isimlerini işte değiştirmeye çalıştığını, Bulgarların bunların konuşmasına bile müdahale ettiğini görüyorduk. Oradan Naim isminde bir çocuğun kalkıp Sidney Olimpiyatları sırasında kaçıp ülkemize geldiğini ve akabinde ülkemiz için verdiğim mücadele anlatıyordu. İşte o Türklerin kaybettiğimiz yer bu savaştır. Yani Batı Trakya Türkleri sorunu başladı. Batı Trakya Türkleri sorunu başlıyor. Çünkü Türkler ilk kez Batı Trakya'da azınlık durumuna düştü. Bunlar hepsi sonuçlar arkadaşlar. Özellikle Batı Trakya Türkleri için hayatını adayan bir doktorumuz var. Onu da Allah rahmet eylesin buradan. Onun da ismini yad edelim. O da Doktor Sadık Ahmet'tir arkadaşlar. Olur da Batı Trakya Türkleri ile ilgili bir soru görürseniz, işte Çağdaş'ta daha çok sorulur. Batı Trakya Türkleri için mücadele eden ünlü kahraman kimdir diye sorulursa, Sadık Ahmet'tir. Unutmayın adını. Doktordu kendisi. Hatta ben İstanbul'da yaşıyorum. Bana çok yakın bir yerde de Doktor Sadık Ahmet diye bir hastane var arkadaşlar. Oradan da biliyorum adını. Evet, şimdi Balkan Savaşları sonrasındaki sonuçları gördük. Ve Balkan Savaşları'nda neydi? Türkler ilk kez azınlık durumuna düştü. Yani bazı Türkler Bulgarların emri altında kaldı. Bazıları Yunanların, bazıları Sırpların ve Karadağ'ın, Romanya'nın emri altında kaldık. Arada Türkleri geri almamız çok zor o dönem itibariyle. Bari orada bir Türklerin haklarını koruyalım, onları ezdirmeyelim diye Osmanlı Devleti geldi, anlaşmalar yaptı. Osmanlı Devleti Bulgaristan'la bir anlaşma yapıyor. Adını arkadaşlar İstanbul Anlaşması diyor. Sonra Osmanlı Devleti Yunanistan'la bir anlaşma yapıyor. Adına Atina Anlaşması diyor. Ve Osmanlı Devleti Sırplarla da bir anlaşma yapar. Bunun da adı yine İstanbul Anlaşması. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Bunun da adı İstanbul Anlaşması. Buradaki bileceğin şey şu. Ben savaşı kaybettim diyor Osmanlı. Tamam eyvallah, ben savaşı kaybettim. Bari senin emrinin altında kalan Türklerin haklarını koru diyor. Buradaki mantığımız şu arkadaşlar. Amacım şu: azınlık durumuna düşen Türklerin haklarını korumaktır. Haklarını korumak. Ve Balkan Savaşları gördüğünüz gibi acı bir şekilde sonuçtan Trabzonspor'u kaybettiğimiz gibi Balkanları da kaybettik. Artık sınırımız işte Doğu Trakya kaldı sadece. Batı Trakya'yı ve diğer bölgelerin hepsini kaybettik. Evet, bu savaştan tam çıktık 1914'te. Bu sefer dünya tarihini tamamını neredeyse o döneme göre ilgilendirecek olan daha büyük bir savaş başlar. O da Birinci Dünya Savaşı'dır. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nı diğer videoda anlatacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.